Kalbimiz gibi böbreklerimiz de vücudumuzun en önemli organlarından. Peki ya böbrek yetmezliği olduğunda ne gibi tedavi yöntemlerine başvuruluyor? Böbrek Nakli Medikal Başkanı Profesör Doktor Murat Tuncer'e soruyoruz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Sizinle bugün çok ciddi bir konuyu, böbrek yetmezliğini konuşacağız. Ama öncelikle böbreklerimizin kısaca işlevlerini öğrenelim ki yetmezlik nasıl bir şey onu daha iyi anlayalım. Şimdi böbreklerimiz çok önemli organlarımız. Çünkü vücudumuzun tabiri caizse temizleme makinesi. Şimdi biz insanlar bir şeyler yemek ve içmek zorundayız. Bu yiyecek ve içecekleri aldıktan sonra bunları özümsüyoruz. Zehirli olan maddeleri bir şekilde vücudumuzdan atmamız gerekiyor. Şimdi böbreklerin temel görevi bu zehirli maddeleri vücudumuzdan atmamız. Eğer böbreklerimiz bozulursa bu zehirli maddeler vücudumuzda birikiyor ve asidoz dediğimiz veya üremik sendrom dediğimiz bulgular ortaya çıkabiliyor. Ha, bunun dışında böbreklerimiz kanımızın yükselmesini sağlayan eritropoietin isimli bir hormon salgılıyor. Hı hı. Yani böbreklerimiz ideal çalışmadığı zaman kansızlık oluyor. Bunun dışında böbreklerimiz kemiklerimizin gelişmesini sağlayan D vitamininin aktivasyonunu sağlıyor. Ve bunun dışında böbreklerimiz yine hayatta kalmamızı sağlayan asit metabolizmasını ayarlıyor. Yani, bu kadar değerli organlarımızdan söz edeceğiz. Peki böbrek yetmezliği nedir? Hangi durumda yetmezlik söz konusu oluyor? Böbrek yetmezliği dediğimiz olay böbreklerimizin bu saydığım fonksiyonları yerine getirememesi durumu. Şimdi akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği isimli kavramlar vardır. Hı hı. Akut böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu, ateşli bir hastalık, taş gibi sebeplere bağlı geri dönüştürülebilen böbrek yetmezliğidir. Kronik böbrek yetmezliği ise kreatinin denilen böbrek süzmesini kabaca gösteren tetkikin 3 ay boyunca yüksek olmasıyla kendini gösteren ve geri dönüştürülemeyen, kalıcı olan böbrek yetmezliği tablosudur. Böbrek yetmezliği neden önemlidir? Çünkü böbrek yetmezliği çok sinsi bir hastalıktır. Son ana kadar çok ciddi bir bulgu vermeyebilir. Temel olarak işte son ana yakın olan hastalarda gecelerin nedensiz yere idrara çıkma görülür. Bunun dışında çok ciddi bir belirtisi yoktur. Ve bu sebeple biz hastalarımızın %35'ini, 1/3'ünü ancak acil serviste ve yoğun bakımda görebiliriz. Bu sebeple hastalarımızın düzenli olarak check-up kontrollerine gitmeleri gerekir ki böbrekleri bozulmasın. Erkenden farkına varılıp tedavisi yapılabilsin. Böbrek nakli hangi aşamada gündeme gelir? Böbrek nakli süzme değerinin 20'nin altına inmesiyle gündeme gelir. Normalde bir insanın süzme değeri kabaca 80 ila 120 arasındadır. Eğer 20'nin altına inerse buna son dönem böbrek yetmezliği diyoruz. Son dönem böbrek yetmezliği demek tıp kitaplarına göre ya böbrek nakli yapın ya da hastayı diyalize alın, yoksa hasta uzun süre yaşayamaz, hayatını kaybeder demektir. Neden böbrek naklini diyalizden önce hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz? Çünkü böbrek nakli diyalize göre 3-3,5 kat daha uzun bir ömür vaat ediyor. Bu sebeple eğer hastanın vericisi varsa öncelikle, hatta hiç diyalize girmeden böbrek nakli yapmaya çalışıyoruz. Eğer hastanın kimsesi yoksa veya vericileri böbrek vermiyorsa o zaman mecburen diyalize alıp vefat edenlerden yaptığımız kadavra böbrek nakli listesini alıyoruz. Bu durumda verici herhangi bir rahatsızlık, sonradan yaşayabileceği bir sorunla karşılaşabiliyor mu? Şimdi karşılaşmıyor. Yani bu konuyu niye bu kadar rahat söyleyebiliyorum? Çünkü şimdi birincisi 1954 yılından beri bu işlev yapılıyor. Yani dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde, ülkemizde de dahil yapılıyor ve Dünya Sağlık Örgütü böbrek vericiliğini yasaklamadığı gibi özendiriyor. Çünkü hayat kurtaran bir işlev. İkincisi, yani
5000'in üzerinde böbrek vericisi görmüş ve takip etmiş bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki bilimsel koşullar yerine getirildiğinde tek böbrekli olmakla çift böbrekli olmak arasında bir fark yok. Tek fark bir başkasının hayatını kurtarmış tek oluyorsunuz. Tek fark evet, bir başkasının hayatını kurtarmak. Biz de buradan özendirmek istiyoruz. O nedenle bu soruyu yönelttim hocam size. Peki böbrek nakli için bir hazırlık süreci var mıdır? Gerek verici için gerek nakil yapılacak kişi için. Tabii ki. Yani böbrek nakli sonuçta ciddi bir ameliyat. Ve biz organ nakli doktorları için diyelim ki alıcı ve verici karşımıza geldi. Verici her zaman daha değerli. Çünkü potansiyel olarak sağlıklı bir insan. Sağlığını bozmadan. Sağlık Bakanlığı'nın da denetlediği bir takım testler var. 40'a yakın test yapılıyor. Hı-hı. Ortalama 6 değişik bölüm görüyor. Bu hazırlıklar genellikle 3 gün civarında sürüyor. Ve bir konsey toplanıyor. O konsey o vericinin böbrek verebileceğini ve o alıcının da nakledilen böbrekten fayda görebileceğini düşünüyorsa nakil öyle yapılıyor. Dediğim gibi bütün bunlar Sağlık Bakanlığı denetiminde yapılıyor. Böbrek naklinde duyduğumuz cross testi var. Nedir bu test? Evet, cross testi bizim şu aralar en sıkıntılı testlerimizden bir tanesi. Neden? En çok uğraştığımız şeylerden bir tanesi. Şimdi vericinin kanıyla alıcının kanı karıştırılıyor. Evet. Alıcının bağışıklık hücreleri eğer saldırıp vericinin kanındaki maddeleri parçalıyor ve çökertiyorsa bu şu demek, biz o böbreği alıcıya nakledersek günler veya haftalar içinde o böbrek atacak demektir. Reddediyor vücut. Evet. Şimdi cross testini pozitifleştiren şeyler işte öncesinde kan transfüzyonları, gereksiz yere kan vermeler, kimi zaman doğumlar, ve ikinci nakiller, diyalize girmeler, hep bunlar pozitifleştiriyor. O yüzden biz hastalar diyalize girmeden preemptif nakil yapmak istiyoruz. Şimdi cross testinin pozitif olması nakle engel bir durum mudur? Tabii ki, nakle engel bir durum. İşte bu cross testini negatifleştirmek için de tüm dünyayla birlikte bir takım değişiklikler yapıyoruz. Cross testi pozitif olan hastalarımıza özel ilaçlar, kan temizleme yöntemleri uyguluyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı denetiminde, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yapıyoruz bunları ve çoğu zaman da başarılı olabiliyoruz. Böbrek naklinde kan grupları için uygun şartlar nelerdir? Şimdi aynı kan, bir insana kan verirken gereken şartlar. Yani kabaca sıfır grubu olan bir insan herkese böbrek verebilir. A grubu olan bir insan A grubu veya AB grubuna verebilir. B grubu olan bir insan B'ye veya AB'ye verebilir. AB olan bir insan ise sadece AB'ye verebilir. Yani kabaca lise derslerinden hatırlayalım. Yani kan vermemizle aynı. Aynı. Kan sıfır, verebildiğimiz kişilere böbrek de verebiliyoruz. Aynen öyle. Sıfır evet. Genel verici, AB genel alıcı. Doğru. Hemen hatırladım hocam siz bahsedince. Peki hepatitli hastalarda böbrek nakli olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hem hepatit B'li hem hepatit C'li, hatta hepatit B artı C'si olan hastalarda dahi böbrek nakli rahatlıkla yapılır. Hastalarımızın bazıları der ki işte efendim benim hepatite bağlı sirozum var. O zaman çareler tükenmez. Karaciğer artı böbrek nakli yapılır. Birlikte yapılabilir mi? Tabii ki. Rahatlıkla yapılır. Peki tek bir operasyonda yapılabilir mi? Tek bir operasyonda da yapılır. Ekibin tercihine göre önce karaciğer sonra böbrek de takılabilir. Ama rahatlıkla yapılan şeyler. Yani Türkiye'de rahatlıkla bunlar yapılabiliyor. İmkanlarınız var tabii artık. Tabii ki. Peki böbrek nakli operasyonu sonrası dikkat edilmesi gerekenler var mıdır? Hastalarımızdan istediğimiz şey ilaçlarını düzenli kullanmalarıdır. Ömür boyu ilaç kullanımı gerekiyor mu? Ömür boyu birkaç tane ilacı kullanmaları gerekir. Evet. Ama bu büyük bir şans. Çünkü devletimiz bu ilaçları ve çoğu pahalı olan ilaçları ücretsiz bir şekilde hastalara sunuyor. Böbrek nakli ameliyatları da ücretsiz. O yüzden biz hastalarımızın bu devletin sunduğu imkanı kullanmalarını istiyoruz. Onun dışında kontrollerine düzenli gelmelerini istiyoruz.
ilk 3 ay hastaneye geldiklerinde veya kapalı yerlerde dolmuş otobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske takmalarını istiyoruz. Onun dışında diğer yerlerde yani evlerinde veya dışarıda maske takmak da yok. Ve çoğu zaman Greyfurt hariç bir de sakatatlar hariç hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Yani bizim istediğimiz şey böbrek nakli ameliyatından sonra eski hayatlarını bir an önce dönmeleri ve ikinci veya üçüncü aydan sonra işte vatana, millete, ailelerine yarar getiren bireyler olarak hizmet etmeye devam etmeleri. Böbrek naklinden sonra yaşam kalitelerinde ne gibi değişiklikler olur? Bir diyaliz hastası için bu çok önemlidir. Biz hep olayın tıbbi boyutlarını konuşuruz. Halbuki psikolojik boyutları da önemlidir. Mesela benim genç hastalarım kolay kolay evlenemezler. Diyaliz hastaları özellikle evlenmekte sıkıntı çekerler. Mesela arkadaşları bir yere eğlenmeye gider, eğlenmeye gidemezler. Yaz tatilinde herhangi bir yere gitmeleri gerektiği zaman mutlaka bir diyaliz merkezi ayarlamaları gerekir. O bölgede diyaliz merkezi yoksa tatile gidemezler. Haftanın 3 günü diyalizde geçirdikleri için kariyer yapmakta, iş bulmakta ciddi zorluk çekerler. Şimdi bunlar insani şeyler. Evet. Ama böbrek nakli olduktan sonra iş bulabilirler, işlerinde başarılı olabilirler, kariyerlerinde ilerleyebilirler, evlenebilirler. Mesela kadın hastalar böbrek naklinden bir yıl sonra rahatlıkla çocuk doğurabilir. Yani kendi yaşlarındaki beyefendi veya hanımefendilerin yaptıklarının aynısını yapabilirler. Ben hastalarıma şöyle diyorum. Diyorum ki kendi yaşınızdaki beyefendi ve hanımefendilerden eksiğiniz yok. Hatta tecrübelerden dolayı fazlanız var. Sağlığınızın kıymetini daha iyi bilirsiniz muhtemelen. Evet. Başta böyle. Vericiler açısından herhangi bir değişiklik de olmuyor değil mi? Hayır. Vericileri ameliyattan sonraki ikinci gün taburcu ediyoruz. Ve onlara güzel bir yaşam sürmelerini diliyoruz. Tabii ki genel sağlık açısından bazı önerilerde bulunuyoruz. Yani herkese bulunduğumuz gibi. Efendim mümkün mertebe tuzsuz yiyin. Efendim bol bol sıvı alın. Ağrı kesici olarak parasetamol türevlerini tercih edin. Doktor kontrolü altında olmadan diğer ağrı kesicileri kullanmayın. Ve aşılamalarınızı ihmal etmeyin gibi genel prensipleri söylüyoruz. Onun dışında vericilere her şey serbest. Peki yurt dışından çok başvuru alıyor musunuz böbrek nakliyle ilgili? Evet, çok sayıda başvuru alıyoruz. Yani bizim merkezimiz zaten eskiden beri uluslararası böbrek nakline önem veren bir merkez. Hatta dünyada uluslararası çapraz naklini ilk yapan ekip bizim ekibimiz. Değişik yerlerden hastalarımız geliyor. Şu aralar sıklıkla Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan gibi Türkiye Cumhuriyetlerden, Bulgaristan'dan geliyor. Avrupa ülkelerinden genellikle Türk vatandaşları geliyor. Almanya, Fransa, Hollanda gibi. Çünkü organ biz oralardan çok izleniyoruz hocam. Evet. Oradaki izleyicilerimiz haklarından yararlanabiliyor değil mi demin bahsettiğiniz? Tabii ki. Devletin tanıdığı imkanlardan yararlanabiliyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki organ naklinde Türk tıbbı Avrupa'nın çok ilerisinde. Onlardan çok çok daha ilerideyiz. Yani şunu yine gururla söyleyebilirim ki Almanya'dan ve Hollanda'dan kadavradan nakil yapan ilk ekibiz. Bu büyük bir değişiklikti bizim için. Çünkü oradaki vatandaşlarımızın az çok neler yaşadığını gelen hastalarımızdan biliyoruz. Yani bizim vermek istediğimiz imaj şu, burada Türk doktorları var. Burada güçlü bir devlet var ve onlar sahipsiz değil. Vermek istediğiniz son mesaj nedir izleyicilerimize? Türk insanı duyarlı bence. Yani benim en çok sinirlendiğim şeylerden bir tanesi organ nakli konusunda Türk insanını duyarlılığa davet ediyoruz lafıdır. Hı hı. Türk insanı duyarlı ama biz doktorlar insanlarımızı eğitmeyi beceremiyoruz. Yani organlarımız toprak altında çürüyeceğine
vatandaşlarımızın yaşamasına vesile olsalar daha iyi olur. Bu konuda da en büyük suç yine biz hekimlerde. Sizlerin sayesinde insanlara ulaşabiliyoruz. O yüzden insan yaşatmak güzel bir şeydir. Organlarını bağışlamaktan çekinmesinler diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Sağ olun. Böbrek Nakli Medikal Başkanı Profesör Doktor Murat Tuncer ile birlikteydik. Bizden ayrılmayın.